Hakan Atilla yurda döndü. Hiç şüphesiz herkesin üzerinde, yani çoğunlukla ittifak ettiği mesele Hakan Öztürk. Hakan Öztürk nereden çıktı ya? Hasan Öztürk diyeceksin. Hasan Öztürk hatırlattığı için belki. Hasan Öztürk hatırlattığı için. Hakan Atilla bir vatansever. Bir kahraman. Bunun da sebebi aslında çok basit bir şeye dayanıyor. Hakan Atilla kendisini kurtarmak adına ülkesi aleyhine iftira atıp hainlik yapmadı. Yapmadı, evet. Her Türk vatandaşından beklenmesi gereken de budur. Tabii. Bunu Hakan Atilla'nın pozisyonuna... Tabii kanın bozuk değilse. Heh, onu söyleyeceğim. Hakan Atilla'nın pozisyonunu, yani oradaki mücadelesini, o kumpasa yönelik mücadelesini basitleştirmek adına söylemiyorum. Her, yani bu vatanın evladı kanı bozuk değilse. Yok yok, oluyor da kanı bozuk olarak oluyor. Sadece nüfus kağıdı taşıyor. Bu vatanın nüfus kağıdını taşımış oluyor. Bizim konuşacağımız asıl mesele şu. Hakan Atilla yurda döndü. Mesela bugün Sözcü gazetesi bile Hakan Atilla ile ilgili düzgün haberler öyle mi yaptı. Peki Hakan Atilla hangi meselenin bir parçası olarak, hangi içe dönük uluslararası operasyonun bir parçası olarak Amerika'da esir alındı? Hemen söyleyeyim mi? Evet. Önce Sözcü'den başlayayım. Eğer Sözcü düzgün haberler yapmasaydı, olay düzgün tarafından görmeseydi, kendini ele vermiş olacaktı. Evet. Çünkü Hakan Atilla davası tamamen FETÖ'cülerin temin ettiği argümanlar üzerine yürüdü. FETÖ ile bağlantılı bir hakim yargılanmıştı. Üst başlık altında Amerika'da boş yere 28 ay yattı ve döndü diye Sözcü'nün başlığı. Ama bu Sözcü'yü yaklamaz, teybi geri sardığımızda başka şeyler çıkar. Şöyle bak, Hakan Atilla meselesi nedir? 17-25'ten bir hafta kadar önce ya da 10 gün kadar önce Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmişti. Amerika'da Fethullahçılarla görüştü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 diye bir şeyin geleceğini biliyordu. Ki zaten 17-25'ten sonra biliyorsun FETÖ'cülerin temin ettiği tapelerle siyaset yaptı. Şimdi o tapeler sadece Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapsın diye uydurulmuş değildi. Başka amaçlar için de saklandı onlar. Ay, bir FETÖ'cü polisin Amerika'ya gitmesi. Polis, Hüseyin Korkmaz. Evet. Hüseyin Korkmaz. Şimdi Hüseyin Korkmaz biz nereden hatırlıyoruz? Annesinden hatırlıyoruz. Evet. Annesi çıkmıştı, demişti ki ben oğlumu fetih marşlarıyla büyüttüm. Vatana ihanet etmez. Babası da peygamberler benim oğlumu alkışlıyor demişti. Tabii doğru. Hüseyin Korkmaz 17-25'in uyduruk belgeleri üzerinden operasyon çeken polislerinden biriydi. Gözaltına alındı. Sonra FETÖ'cü yargı tarafından salıverildi. Salıverildikten sonra Gürcistan üzerinden Amerika'ya kaçtı. Giderken de yanında o uyduruk belgeleri götürdü. Onları FBI'ya 50 bin dolar karşılığında sattı. Bak, tek tek söylüyorum. Uyduruk belgeleri Amerika'ya kaçırdı. O belgeleri FBI'ya 50 bin dolar karşılığında sattı. FBI de o parayı kira yardımı adı altında ödedi Hüseyin Korkmaz'a. Şimdi Hakan Atilla yargılayan belgeler, yani 17-25'in iddialarını küreselleştirmek isteyen belgeleri temin eden FETÖ'cülerdi. Hüseyin Korkmaz adlı polisti. Eğer Hakan Atilla Amerika'nın teklif ettiği, işte ne teklif ediyorsa, tekliflerini kabul etseydi, işte Rıza Zarrab gibi yüksek bir korumayla Amerika'da arz-ı endam edecekti. Arz-ı endam edecekti. Çok konforlu bir şekilde yaşayacaktı.
Ama o teklifi kabul etmedi. Yani vatanını satmadı. Kahramanlar gibi ülkesine döndü. Peki Hüseyin Korkmaz nerede? Amerika'da. Amerika'da fareler gibi gizleniyor. Annesi ne diyordu? Annesi, benim oğlum fetih maçlarıyla büyüttüm. Asla vatanına ihanet etmez. İşte vatanına ihanet etti. Yok, vatanına ihanet etmemiş. Belki Amerikan vatandaşlığını kastediyor. Yani, Amerika'yı kastediyordur. Doğru. Amerika ihanet etmez. Doğru. Evet. Öyle bakarsak doğru. Evet. Hasan Öztürk. Şimdi bugün biliyorsunuz birkaç gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlenmedeydi. Bugün ilk defa kameraların karşısına geçti. Malezya Başbakanı'na o verilen ödül töreninde, daha doğrusu nişan töreninde ve bu soru soruldu. Hakan Atilla geldi, ne diyorsunuz diye. Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi var. Hani dinlensin ailesiyle, sonra da külliyeye çağıracağım ve konuşacağız. Çağırdım ve gelecek, konuşacağız. Ona sahip çıkmayacağız da, onu sahiplenmeyeceğiz de, kimi sahipleneceğiz dedim. Şimdi dolayısıyla Hakan Atilla ismi hepimizin zihinlerinde böyle bir vatan evladı. Kendisini kurtarma peşine düşmeyen ve ona emanet edilen, hiçbir zaman emanete ihanet etmeyen bir insan olarak, bir devlet adamı olarak, bir bürokrat olarak anılacak bundan sonra da. Ve ben neyle suçlandığını hatırlasana. Oraya geleceğiz. Asıl hikaye o, evet. Bundan sonra da Hakan Atilla ismini çok duyacağımıza inanıyorum ben. Yani yine Türkiye'nin finans sektöründe, yine bugün devletin önemli kademelerinde bürokrat olarak onun ya da devlete ait şirketler, nasıl dersek artık, onun ismini duyacağımıza inanıyorum. Çünkü şu anki, yani o kıldan ince kılıçtan keskin denen Sırat Köprüsü'nü bu anlamda geçtiği için. Onu önce söylerim. İkincisi, 17-25 Aralık'ta iki operasyon vardı. Bu operasyonda biz Halkbank'ın İran'la yaptığı ticaret meselesi gündeme getirilmişti ve Halkbank'ı batırmaya dönelik bir operasyondu. Tabii. O operasyon ve Hakan Atilla da bu İran'la ticaret yaptığı gerekçesiyle, Halkbank'ın yaptığı gerekçesiyle Amerikan ambargosunun bir şekliyle deldi ki biz Türkiye'yi bağlayan bir şey yoktu ve tabii, Türkiye bu anlamda uluslararası hukukun gereğini de yapıyordu. Ki Amerikan firmaları sayısız defa o ambargoyu deldiler. Deldikleri halde. Ve bununla suçlanıyordu. Ve işte o kadar, 32 ay hüküm yemişti. 28 ayda mı öyle bir şey? 28 ay yattı. Yattı ve çıktı geldi. geçmiş olsun öncelikle. İkincisi, iyi bir tatil hak etti. İnşallah güzeldi, dinlenir ki o şey çok güzeldi. Yani o görüntüler bizi çok duygulandırdı beni. Hani o annesiyle o sarılması, annesini, evet, bırakmaması, babasının elini öpmesi. Bu bak şu anlar görüyoruz. Bu güzel bir şey. Bu onurlu bir dönüştü. Onurlu bir dönüş. Mesela onun kadar onurlu dönüşü hak etmeyenler de var. Oraya gidip de sonra anlaşmayla bu işlerden yırttığını sanan, Türkiye'ye nasıl döneceklerini bilemediğimiz birçok insan var. Rıza Zarrab bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Hakan Atilla böyle iftihar edilecek bir, mesela babası için iftihar edilecek bir evlat, çocuğu için iftihar edilecek bir baba, Cumhurbaşkanı'nın sözüyle de sahiplenilecek, sahip çıkılacak, onu sahiplenmeyecek de kimi sahipleyeceğiz diyecek kadar önemli bir bürokrat olarak Türkiye'ye döndü. Şimdi Sözcü bugün diyor ki Amerika'da boş yere 28 ay yattı ve döndü. Evet. Şimdi İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Amerika'da hapise atılan Halkbank. Şimdi bu kadar yeter. Canım, haber eski genel müdürü. Haber imzasını atan da söyle de. Haber imzasını atan az sonra konuşacağız. Zeynep Gürcanlı. Onu az sonra konuşacağız. Bu habere o mu imza attı? Bu habere o imza Zeynep atıyor. Gürcanlı'yı tanırım. Ama son dönemde neler yapıyor hayretler içinde takip ediyorum. Hayır. Ben bu sabah bizim Murat Çiçek'in programındaydım. Ben görmemiştim o S-400 yorumunu. İzledim. Üzüldüm. Yani bir meslektaşımızın böylesine, hani bir hanımefendi, sözlerimle kırıcı olmamak adına
epey böyle uğraş veriyorum. Ama yani cehalet... Ya bir de enteresan, sadece Türkçe kaynaklardan okuyamayacak kadar da iyi bir İngilizcesi tabii olan bir arkadaştan bahsediyorsun. Background'u da var yani. Cehalet para etse bu 5 dakikalık konuşma için parayı koyacak yer bulamaz mesela. Tamam mı? Yani cehalet para etmiş olsa bu 5 dakikalık konuşmada parayı koyacak yer bulamaz Zeynep Hanım. Doğru. Öyle bir şey. Şimdi neyse, oraya geleceğiz. İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle üst başlıkta şu: FETÖ ile bağlantılı bir hakim yargılamıştı. Şimdi ne? Halkbank var bunun içerisinde. 17-25 var burada. Sormayacak mıyız biz o zaman 17-25'te FETÖ'cülerin tapelerini alıp çarşaf çarşaf kim yayınladı diye? Tabii. Sormayacak mıyız? Yani. Tabii işte o yüzden bak girişte dedim ya, böyle yaklaşmak zorundalar çünkü kendilerini ele verecekler. Yani 17-25 iddialarına sahip çıkan gazetelerden biri Sözcü'ydü. Ve onun yazarlarıydı. Ne yazdı? Emin Çolaşan. Emin Çolaşan bugün cemaati sahiplenmek zorundayız, desteklemek zorundayız. Tabii, destek çıkma günüdür. Tabii. Şimdi bunları unutmadık. Ve bunlar olurken biz bu tırnak içerisinde o gün cemaat denilen bu yapının yapı için paralel bir devlet kurma peşinde olan hukuksuz bir yapı olduğunu konuşurken, onlar cemaate destek verme günü, bugün cemaate destek vermeliyiz diyorlardı. Daha geride, daha hiç bunlar yokken söylediğin bir sözü alıp bu arkadaşlar karanlık odalara, şunlar bunlar mik yapıyorlar. Neyse, Zeynep Gürcanlı'dan açılmışken böyle bir 3-4 dakikalık bir videosu var. İzleyicilerimize şunu hatırlatayım. 15 Temmuz'da o gözle bir baksınlar arkadaşlar dinlerken. 15 Temmuz'daki o uçak, Beştepe Külliyesi'ni bombalayan uçakları NATO uçakları olarak değerlendiriyor. Tabii. Diyor ki yarın öbür gün yine böyle bir şey olsa Türkiye NATO uçaklarını vuracak diyor. Evet, vuracağız. Vuracağız tabii ki. Hayır, vuracağız da. Ya bu cümle, meclisini bombalıyorsa vuracaksın tabii. Bu cümle nasıl kurulabilir? Yani bu cümle nasıl kurulabilir? Kurulabilir. Bizim abilerimizden bir tanesi de NATO gelsin işgal etsin diyordu. Diyordu. Tabii. Tamam ama bir başkası şöyle diyordu. Tevrat'tan örnek verip, Nabukadnezar'dan örnek verip, bir sabah kalkacaksın, ülken paramparça olmuş olacak, sen de paramparça ölüp gideceksin diyor, yazıyordu. Tabii, tabii. Dolayısıyla hani bunların hepsi bir şey. Turgay, NATO işgal etsin diyenle NATO'nun uçağını mı vuracağız diyen kafa aynı kafa. Hayda. Bir izleyelim hadi. O uçakla sen Suriye uçağını vuramazsın. Ya. Sen o uçakla İran uçağını da vuramazsın. Kimi vuracaksın? NATO uçağını vuracaksın. NATO uçağı kim? Türkiye. Şimdi o uçakla sen Suriye uçağını vuramazsın diyor. O uçak değil, o S-400 bir kere. Tamam, yani cehalet para etse hanımefendi, bu şu kadarcık konuşmada çuval çuval para kazanır. S-400'ler 15 Temmuz'un etkisiyle gündeme geldi. Evet. Ona dayanarak dedim ki S-400 meselesi 15 Temmuz'dan önce gündemdeydi. Evet. Evet, evet. 15 Temmuz'un etkisiyle gündeme geldi evet diyor. Peki. Satın almaya karar verdik diyor. Yani cahil, cahil ötesi. Cahil değil. Şimdi bak, ben biraz ilk kez bu stüdyoda, hatırlayacaksın şimdi söylediğim zaman, herkes başka türlü değerlendirirken ben bir başka türlü değerlendirmiştim. Sayın Meral Akşener demişti ki Tayyip Erdoğan bu S-400'leri tırnak içerisinde kendi sarayını, kendini korumak için alıyor demişti. Hatırladınız mı? Evet. Herkes bunu hani güldü, yuh falan filan dedi ama ben orada bir soru sordum. Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı. Meral Akşener'in iddiası şu: bu ülkenin cumhurbaşkanı, yine bu ülkenin cumhurbaşkanlığı yönetim merkezinin korunması için aldığı iddiasında bulunan Meral Akşener şu sorunun da cevabını vermek zorunda. Allah Allah. Meral Hanım, cumhurbaşkanlığı yönetim merkezine yahut cumhurbaşkanına yönelik bir saldırı olacak ise bunu önlem almak niye kötü olsun? Buna önlem almamak kötüdür. Bir. İkincisi,
Niçin buna önlem alınmasını istemiyorsun? Aynı şey işte, aynı kafa burada. Aynı şey buraya geliyor. Diyor ki... Kendi uçağımızı vurmak için. Nasıl ya? Sen gerektiğinde kendi uçağını da vurursun. Hayır, kendi o günde Akıncı Üssü, şu anki Mürted Hava Üssü'nün bombalanmasını emretmedi mi başbakan? Evet. Pistin bombalanmasını. Evet. Sonra uçağın indirilmesi talimatını vermedi mi? Evet. Ha, yine yerine getirmediler filan ama evet, çok geç getirdiler. Sonradan o Akıncı Üssü'nü bombaladılar, pisti bombaladılar. Şöyle diyelim, dost uçaklar. Yani bizi FETÖ'ye karşı direnenler diyelim. Şimdi bundan daha doğal ne olabilir ki? Ha benim işte envanterimde olan bir uçak beni bombalamış, ha işte Yunanistan'ın, İran'ın, Suriye'nin uçağı. Aslında bombalamış. Sen rasyonelite üzerinden değerlendiriyorsun. Ne yapayım meseleyi. Benim kafam başka şeye basmıyor. Nasıl çok ciddileştin bu ciddileştim. Allah aşkına. Yani şimdi iki türlü ya bunu almayın, neye hizmet ediyor diye. Tabii. Yani almayın ki yarın bir gün külliyeyi bombalayacak uçak vurulmasın. Almayın ki yarın bir gün meclisi tekrar bombalamayı düşünen uçak vurulmasın. Bunu diyor aslında. Bak diyor aslında. Şimdi evet, bir almayın bunu diyor. Diyor ki Yunanistan'dan bir tehdit yok. Nasıl yok ya? Biz Doğu Akdeniz'de şu anda kiminle, yani Avrupa Birliği Yunanistan'ın sayesinde orada, biliyorsunuz değil mi? İran'ı yani zaten vurmaz Rum kesimi demek. Rum kesimini bahane ederek orada Avrupa Birliği, yani Fransızların orada evet, olması gerekçesi söylüyorum. Onun için oradalar. İran'ı zaten vurmaz ne demek? İran'ı zaten vurmaz. Şöyle o şimdi Suriye'yi vurmaz. Şöyle yani kafasını, ne demek bu? Ay şöyle düşünüyor herhalde. Sistem, yani S-400 denince Rus sistemi Rusların silah verdiğini düşündüğü Suriye'nin uçaklarını, savaş uçaklarını vurabilecek kapasite değil. Dost görüyor. Bu solcu mu bu arkadaş? Sorarsan solcu. Şimdi yani Amerika ve NATO'cu bir solcu, Amerikancı ama öyledir Türkiye'de. Öyle değil midir? Ya öyle. Yani öyle değil midir? Öyle de. Bunlar darbe komisyonu şeylerine girmedi mi? İfadelerine eski bakanlar falan söylemedi mi? Mesela bir tanesi şunu demedi mi? Ya ben bakan oluncaya kadar Türkiye'deki solu Kremlin'le ya da işte efendim Moskova'yla ilişki içerisinde sanıyordum ama meğerse Washington merkezliymiş. Brüksel, dedi yani. Brüksel. Ben burada AK Parti eleştirisinde bulunmak istiyorum. Selbesi. O eleştiri de şu. Şimdi birkaç örnek üzerinden gidelim isterseniz. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, milletin sokaklara çıkması ve bir büyük destan. 251 şehit verdik, yüzlerce binlerce gazimiz var ve biz Türkiye'yi işgal girişiminden kurtarmış bir millet olarak tarihe geçtik ki bir hafta 10 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün, birkaç gün sonra belki de şöyle başladı. Kontrollü darbe, tiyatro, 20 Temmuz darbesi deyip itibarsızlaştırmaya başladı. Mesela Afrin'i terör örgütünden temizlemek için bu mesele gündeme geldiğinde kıyamet koptu. Girilmesin, Afrin'de ne işimiz var? Türk ordusu Afrin'e girerse bir daha çıkamaz dendi. Türk Silahlı Kuvvetleri girdi, bir büyük destan yazdı. İğneyle kuyu kazdı, milim milim ilerledi. Şu kadar sürenin sonunda bütün dünyanın parmaklarını ısırdığı bir büyük operasyonu gerçekleştirdi. Ama iki gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. ÖSOV teröristleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları nasıl yan yana zikredilebilir? Ya. İçime sindiremiyorum diye. Yine, bir tane tasfiye ettiği evet, şey vardı. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, ne Öztürk'tü? Hmm. Öztürk Yılmaz hani tasfiye etti ya sonradan. Hmm. Hatta Genel Başkan'ın adaylığını koyacaktı falan. Hatırlarsanız o neler söylemişti. Evet. Şimdi bakıyorsun El-Kaide'den türedi bunlar, terörist büyük, bunlar. Büyük operasyonlar çok önemli. Yani Türkiye'yi ayağa kaldıran, Türkiye'nin gücünü ortaya koyan, her birimizin tüylerini diken diken eden ne kadar
operasyon, çalışma, işte mücadele, başarı varsa itibar suikasti yapan bir tabii, görevi CHP bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi S-400 dünyada S-400'ü taşıyan parçaların, taşıyan uçağın Türkiye semalarında göründüğü andan itibaren dünyanın en emperyalist ülkesi Türkiye'dir imzası atılmıştır. Anti-emperyalist. Emperyalizme karşı verdiğin mücadelenin dünya üzerindeki en başat ülkesi Türkiye demektir. Ve kalkacaksın bu başarıyı, işte sarayı korumak için alındı bu S-400'ler diyerek gölgelemeye çalışacaksın. Bu Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılacak bir başarı değil. 82 milyonun hanesine yazılacak bir başarı. Bu ülkenin hanesine yazılacak bir başarı. Senin, benim hepimizin hanesine yazılacak bir başarı. Bu hanımefendinin konuşmalarıyla Kerim Balcı hazır mı? Hatırlamayanlar... Bu hanımefendiye bir şey daha söylemek lazım. Dönüşte söyle istersen. Tamam peki. Hatırlamayanlar için hatırlatayım. 15 Temmuz gecesi, kulaklığı kapat Ömer. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi, işgal girişimi başlamış. Bizler durum değerlendirmesi yaparken, insanlar sokaklara çıkmışken Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış ve herkesi meydanlara davet etmişti. Direnişe davet etmişti. O esnada bu STV tarzı, işte o STV'nin mi? İşte onlardan birinin yayınında Kerim Balcı Londra'dan canlı yayın bağlantısı yapıyordu. Sunucu dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Kerim Balcı'nın gözleri fal taşı gibi... Cumhurbaşkanı yaşıyor mu? Evet. Fal taşı gibi açıldı. Şimdi az önce Zeynep Gürcanlı'nın sözlerini zihninizde değerlendirirken siz 15 Temmuz gecesine götüreyim. Beyefendi önce yumuşak yumuşak konuşuyor. Cumhurbaşkanımız diyor, bilmem ne diyor falan. Ne olur şu görüntüleri dikkatle. Dikkatle izleyelim. Şimdi son cümleye dikkat ettin mi? Mevcut şartlar içinde Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin bir bağlayıcılığı yoktur. Devrilmiştir diyor. Başında da ne? Cumhurbaşkanı bizzat kendisi mi? Yaşıyor mu? Yahu yazılı falan. Sonra morali bozuyor. Şimdi birkaç kere Sayın Cumhurbaşkanımız dedim diyor. Geri aldım. Geri aldım onu çünkü, diyor. Çünkü o artık konuşamayacak. Artık direktif veremeyecek. Ayakta kalamayacağını düşündü. Burada tüm bunların özetini söyleyeyim. Diyor ki darbe olurken diyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor teslim olsun. Yapabiliyorsa pazarlık yapsın. Buna direnmesin diyor. Canını kurtarabiliyorsa kurtarsın. Kurtarıyorsa buna direnmesin diyor. Karşısındaki peki silah. Zeynep Gürcanlı ne diyor? Darbe olursa F-16'lar Beştepe'yi vuracaksa direnmeyin. S-400 almayın. Gerek yok. Bunun için S-400 almaya gerek yok diyor. Şimdi aynı şeyi söylüyor. Kerim Balcı'yla aynı. Bakın, kafa aynı. Kafa aynı. Şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. Hiçbir tehlike geçmiş değil. Su uyur, düşman uyumaz. Yarın ne ile karşılaşacağımızı, yarın ne ile karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Yarın bu ülkenin başına nasıl çorap örme düşüncesindeler bunu bilmiyoruz. Bugünden birileri bunu önleme adına sayısız operasyonlar çekiyor. Sayısız, yani kendimizi korumak adına sadece S-400 meselesi değil birçok mesele. Sayısız operasyonlar çekiyor. Tamam, İHA'yı yaptık. İHA'lar sivilleri vuruyor diye çıktılar birileri, kıyameti koparttılar. Biz S-400 alıyoruz, niye alıyoruz diye kıyametleri kopartıyorlar. Biz faiz indiriyor. Güdümlü füzeler yapıyoruz. Niye yapıyorsunuz diye çıkıyorlar ortaya. Yani ne istiyorsunuz kardeşim? Yani, hala biz F-16'lara levye mi fırlatalım yani? Ne istediklerini
Kerim Balcı'nın ağzıyla söylediler. Teslim ol. Teslim ol diyor. Şimdi Batı medyasında bir takım yazılar çıkıyor. Kerim Balcı haklı ama ya. Tabii. Yani şöyle haklı. Bugüne kadarki bütün NATO darbeleri başarılı olmuş ve kimse Türkiye'de direnmemiş. Niye direniyorsunuz diyor haklı olarak. Cumhurbaşkanı bir tane daha vardı ya, bir profesör hani, çağırıyor. Şimdi subay olmak istiyorum. Keşke subay olsaydım. Olur vereceğim. Camici, camideki imam camiye bile anlatma, gitmez ezan okumaya. Anlatma vereceğim. Ha, verecek misin? Pardon. Şimdi Ahmet Gekeç, Batı medyasında şöyle yazılar çıkıyor. Türkiye bölgesel bir güç artık. Erdoğan o ülkenin başındayken bunu engellememiz, bunun engellenmesi mümkün değil. Açıp baksınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.